Herkese merhaba. Bugünkü webinarımızın konusu konaklama işletmelerinde hijyen. Webinarımızı Gıda Program Asistanımız Pınar Hanım gerçekleştiriyor olacak. Öncelikle herhangi bir görüntü ya da ses problemi var mı? Onu sormak istiyorum. Eğer varsa sağ tarafta bulunan chat ekranına lütfen yazın. Eğer sorun olursa teknik ekibimiz yardımcı olacak. Herhangi bir sorun görünmüyor. Süper. O zaman başlayabiliriz. Pınar Hanım, söz sizde. Buyurun. Teşekkür ederim Miraç Hanım. Ben Pınar Güven. USB bünyesinde gıda program asistanı olarak çalışmaktayım. Cevher Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunuyum. Bugün size Miraç Hanım'ın söylediği üzere konaklama işletmelerinde hijyen adlı eğitimimizi vereceğim. İlk başta USB hakkında size genel bir bilgi vermek isterim. USB belgelendirme 1998 yılında İstanbul'da kurulmuştur. İstanbul merkezli olmasının akabinde 2005 yılında İzmir ofisini açmıştır. 2011 yılında ise İstanbul'daki merkez ofisi İzmir'e taşınmış ve şu anda İzmir merkez ofisinden faaliyetlerini devam ettirmektedir. 2017 yılında Asya'da faaliyetlerimiz başladı. 2019 yılı itibariyle Bangladeş, Pakistan, Çin, Hindistan ve Kıbrıs ofislerimizi açmış bulunmaktayız. Tekstil ve tarım bünyesinde kendi akreditasyonumuz bulunsa da farklı temsilcilikler ve yetkinliklerimiz ile faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. 2020 yılında ise NAK akreditasyonu alarak akreditasyonumuz ile çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz şu anda. Peki nerelerde faaliyet gösteriyoruz? Dediğim gibi USB ofislerimiz Pakistan, Bangladeş, Çin ve Kıbrıs'ta bulunmakta. Asya kısmında birazcık daha yoğunluk gösteriyor gibi görünse de şu anda farklı bölgelerde Avrupa, Yunanistan, İngiltere, Hollanda, Almanya gibi farklı ülkelerde de yetkinliklerimiz, temsilciliklerimiz ile faaliyet alanlarımızı oldukça geniş bir şekilde devam ettirmekteyiz. Peki hangi alanlarda denetim ve belgelendirme faaliyetlerini yürütüyoruz? Bununla ilgili bilgi vereyim. Sistem belgelendirme, tekstil belgelendirme, tarım ve gıda alanlarında belgelendirme hizmetlerimiz devam ediyor. İkinci taraf denetimleri, marka denetimleri, gözetim ve muayene hizmetleri, sosyal uygunluk denetimleri ve webinarlarımız gibi eğitim faaliyetlerimizi yürüttüğümüz USB Akademi şu anda oldukça yoğun bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Dediğim üzere en son almış olduğumuz NAK akredite alanlarımız içerisinde ISO yönetim sistemlerimiz, periyodik hijyen ve otel kontrollerimiz, ayrıca muayene hizmetlerimiz ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Eğitimimiz konaklama işletmeleri başta olmak üzere tabii ki konaklama işletmeleri yöneticilerinin ve çalışanlarına müşteri sağlığını koruma ve memnuniyetini devam ettirmek için hangi alanlarda hijyene en çok dikkat etmemiz gerektiğini ve mesleki anlamda hangi prensipleri kazandırmamız gerektiğini anlatmaya amaçlamaktadır. Yaz aylarına gireceğimiz bu en yoğun dönemde konaklama işletmelerine mesleki anlamda bu gerekli prensipleri kazandırdığımız takdirde bu sezon boyunca tabii ki yıl boyunca da aynı şekilde oldukça etkin bir hijyen uygulamaları devam ettirdikleri durumunda müşteri memnuniyeti de en üst düzeyde sağlanmış olacaktır. Bu eğitim sonrasında öğreneceklerimiz neler olacak? Başlayacağım. Yapılan araştırmalar sonunda konaklama işletmelerinde hangi sorunlarla karşılaşılmış, müşterilerden hangi konularda şikayetler alınmış ve bunlarla ilgili ne gibi reaksiyonlar gerçekleştirebiliriz, bunları nasıl önleyebiliriz, müşteri memnuniyeti nasıl artırabiliriz, bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Mikroorganizmaların gelişimi bizim için çok önemli. Bütün işletme bünyesinde hangi kritik noktaları dikkat etmeliyiz, bu noktalardaki potansiyeli en aza nasıl indirebiliriz, bunlarla ilgili bilgi vereceğiz. Temizlik ve dezenfeksiyon kuralları nelerdir? Bir temizlik planını işletme dahilinde nasıl oluşturmalıyız? Bununla ilgili bilgi vereceğiz. Ve tabii ki konaklama işletmelerinde hangi alanlarda hijyene dikkat edilmesi gerektiği başlık başlık daha spesifik bir şekilde değinerek hijyen sağlama kuralları ile ilgili bilgi veriyor olacağım. Dediğim gibi araştırma sonuçları ile başlayalım. Misafirlerin bir konaklama işletmesini
ziyaret eden ve sonrasında aldıkları hizmet dahilinde ne gibi bir imaja kazandılar, ne gibi bir fikire sahip oldular ve nelerden şikayetçi oldukları ile ilgili araştırmalar yapılmış. Oldukça geniş bir akademik araştırma konusu aslında otel işletmelerine tercih eden misafirlerin düşünceleri. Bir araştırma içerisinde misafirlerin %78'inin temizlik standartları daha iyi bir otele daha fazla ücret ödemeye kabul ettiklerini gösteren bir araştırma bulgusu vardı. Bu oldukça yüksek bir oran aslında. Yine aynı şekilde müşterinin en çok kullandıkları odalara ilk girdikleri esnada duyu organlarıyla ilk gözle tabii ki bir genel temizlik konusunda bilgi edinilebiliyor. Ama tabii ki koku ile alınan ilk duyu bizim için çok önemli ve bir ilk imajı, ilk işletme hakkındaki genel bilgiyi kazandığımız noktalardan biri odaya ilk girdiğimiz an. Bu durumda bir sigara kokusunun alınması, eğer sigara kullanmayan bir müşteriyse özellikle, kanalizasyon kokusunun alınması ve ıslak havlu kokusunun alınması oldukça negatif etkileyen koku unsurlarından birisi ve bu konuda çok şikayet alınmış özellikle. Yine müşterilerin %76'sı tuvaletlerini kendileri de temizlemeden kullanmadıklarını belirtmiştir. %69'u odadaki bardakları yıkamadan kullanmamaktadır. %48'i konakladıkları odanın hijyeninin çok önemli olduğunu belirtmiştir. Burada göreceğimiz üzere %76, %69 gibi oldukça yüksek oranlardaki müşteriler bir odanın hijyeninden emin olamadıkları, bu konuda kendilerini güven hissedemediklerinden dolayı kendi hijyen önlemlerini bir şekilde almaya çalışmakta ve ekstra bir efor sarf etmektedirler. Bu nedenle zaten %78'i temizlik standartları daha bir oteli tercih ettikleri durumda bu konuda kendini bir şekilde belgelendirmiş, bu konuda güven teşkil eden bir firmayı, bir işletmeyi tercih ettiklerinde çok daha büyük bir rahatlıkla bu tarz ekstra eforları sarf etmeden otelleri tercih etmektedirler. Ve bunun için de daha yüksek bir ücret ödemeyi rahatlıkla kabul etmektedirler. Bu otel işletmelerinin göz önünde bulundurması gereken çok önemli bir konu. Yine bir haberden örnek vermek isterim. Bir oteli tercih etmiş olan bir anne ile iki kızı otelde konaklamalarının sürecinde ve devamında iki kızının viral bir enfeksiyon kaptığını söylemişler. Kırmızı lekeler çıkmış vücutlarında ve bunun otelden kaynaklandığı anlaşılmış ardından ve otel hakkında çok kötü bir imaj yaratabilecek böyle bir haber ortaya çıkmış. Tabii ki anne çünkü hakkını aramış ve böyle bu şekilde kızların sağlıklarını etkileyecek bir enfeksiyonu ortaya çıkarmaları nedeniyle işletme hakkında şikayette bulunmuştur. Bu tarz bir haberin yayılması, sosyal medyanın günümüzde oldukça yaygınlaşması nedeniyle büyük bir imaj kaybına sebebiyet verebilecektir. Özellikle çok küçük bir hatadan dolayı bile böyle bir şikayet ortaya çıkıldığı düşünülse biliyor olsanız dahi. Böyle bir problem çıktığında maalesef çok hızlı bir şekilde yayılabilmekte ve prestij kaybına sebebiyet vermektedir. Bu yüzden çok dikkatli bir şekilde her alana çok dikkat ederek çalışmaları yürütmek gerekmektedir hijyen konusunda. Peki hijyen diyoruz ama hijyen nedir? Hijyen dediğimizde bunun tanımını ilk başta yapmamız lazım. Sağlıklı ortamın korunması. Her türlü hastalık etmenlerinden arındırılması işlemini hijyen olarak tanımlıyoruz. Aslında hijyen dediğimiz ilk başta gıdaların sağlığına zarar vermeyecek bir şekilde tüketimi sunulması diye düşünülse de aslında çok daha geniş bir konu. Müşteriye verilen tüm hizmetlerin idari, bilimsel ve teknolojik önlemler alınarak ve bütün çalışan personelin, istisnasız bütün çalışan personelin gerekli hijyen eğitimlerini almış olması hijyen konusu içerisinde bulunmaktadır. Peki sanitasyon dediğimizde neyi algılıyoruz? Ortamı zararlı mikroorganizmalardan tamamen arındırmak ve hijyenik koşullar oluşturmak için yaptığımız bütün prosesler, kontroller ve önlemler sanitasyon olarak adlandırılmaktadır. Peki mikroorganizmalar, hangi mikroorganizmalardan bahsediyoruz? Nelere dikkat etmeliyiz? Hangi mikroorganizma gruplarına dikkat etmeliyiz dersek, 5 ana gruptan bahsedebiliriz. Bakteri, maya, küf, virüs ve protozoa. Bu bakteri ve mikroorganizmaların aslında bir kısmı vücuda yararlı olsa da işte fermantasyon gibi ürünlerin oluşumunda bizim için gerekli olsa da bazıları da
vücuda zararlı zehir ve toksin üretmektedir ki bu mikroorganizmaları patojen olarak adlandırıyoruz zaten. Hatta bu zehir toksinlerin bir kısmı ısı işlemler uygulansa bile ortamda bulunmaya devam edebilmektedir. Bu nedenle bizim asıl amacımız bu patojenlerin tüketimi hazır olan ürünlere bulaşmasını en azı indirmek, zehir toksin üretimini minimum düzeyde tutmak, hatta oluşmamasını sağlamak tabii ki de bizim asıl amacımız olmalıdır. Peki bunlar vücuda alındığında ne gibi reaksiyonlar gösterebiliyorlar? Gıda zehirlenmesi ve gıda enfeksiyonu iki ana konu olarak ele alabiliriz. Aslında bir mikroorganizma bulaşmış gıdayı aldığımızda vücudumuzda bir enfeksiyon oluştuğunda bunu hepimiz genel olarak gıda zehirlenmesi olarak adlandırıyoruz. Ama aslında iki ana başlık altında incelemek lazım. Gıda zehirlenmesi kontamine olmuş bir gıdanın, yani dışarıdan bir mikroorganizma bulaşmış gıdanın tüketilmesinden sonra 2 saat içerisinde oluşmaya başlar. Oldukça kısa bir süre içerisinde kendini gösterir. Ancak gıda enfeksiyonu patojen mikroorganizmaların alınmasıyla bağırsakta aslında toksin üretmesiyle bir ya da birkaç gün içerisinde kendisini gösterebilir. Konaklama işletmelerinde bunu hangi alanda dikkat ederek uygulayabiliriz? Bir müşteri, misafir, otelde tükettiğim bir besinden dolayı gıda zehirlenmesi yaşıyorum diye bir şikayette bulunup bunu doğrudan gıda zehirlenmesi olarak algılayıp otelden kaynaklanan bir durum olacağı üzerinde araştırmalar yapmamız lazım. Çünkü otele gelmeden birkaç gün öncesinde de tükettiği bir gıdadan aslında zehirlenme göstermiş olabilir, gıda enfeksiyonu göstermiş olabilir. Bu nedenle zaten üretilen gıdaların 3 gün boyunca, 72 saat boyunca hepsinden numune olarak saklanmasını önermekteyiz. Ki böylece birkaç gün öncesine giderek otel, özellikle zaten birden fazla kişide bu reaksiyonları görüyorsak eğer, otelden aldığımız bu yemeklerden gerekli analizleri yaparak nereden kaynaklandığını temeline inerek bununla ilgili önlemleri alabiliriz. Dediğim gibi burada bir kişinin sadece şikayeti değil, birden fazla kişinin şikayeti de bizim için bir kıstas oluşturacaktır. Peki mikroorganizmaların çoğalması nasıl gerçekleşiyor? Bununla ilgili nelere dikkat etmeliyiz? Dediğim gibi bazı mikroorganizmaların gelişimini aslında istiyoruz, fermente gıdalar gibi. Ancak birçoğu da gıdada bozulmaya ve gıda kaynaklı hastalıklara neden olmaktadır. Bu nedenle mikroorganizmaların gelişebileceği optimum düzeyleri bilmek ve bunları önleyici reaksiyonlar almamız lazım. Bunlar pH, oksijen, sıcaklık, zaman ve sudur. Bunlar optimum düzeyde olduğunda, gerekli koşullar sağlandığında çok hızlı bir şekilde mikroorganizma gelişimi söz konusu olacaktır. Peki mikroorganizma gelişimi nasıl indireceğiz? Yüzeylerde, ekipmanlarda, gıdalarda ne gibi bir prosedür uygulamalıyız? Temizlik bu konuda çok genel olarak kullandığımız bir tabir. Ortamdaki kir ve kir kalıntılarını fiziksel veya kimyasal yolla arındırması işlemi. Dezenfeksiyon ise cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan bütün patojenlerin öldürülmesi veya üremelerin durdurulması işlemidir. Bu amaçla kullandığımız ürünlere ise dezenfektanlar demekteyiz. Sterilizasyonda ise cansız ortamdaki patojen olan veya olmayan tüm mikroorganizmaları yok ettiğimiz durumda sterilizasyonu sağlamış oluruz. Evet, temizlik dezenfeksiyon çok önemli ve bu aşamada kullanacağımız farklı kimyasallar olacaktır. Yüzeye hangi ortamı temizlemek istediğimizi bağlantılı olarak. Ancak bu kimyasalları çok fazla ya da çok az kullanmak da bizim için tehlike teşkil edecektir. Az kullandığımız zaman üzerindeki kimyasalın ne kadar seyreltilmesi gerektiğine dair yönergelere uymadığımız takdirde az kimyasal kullanırsak mikrobiyolojik tehlike ortamda devamlılığını sürdürecektir. Çok kullanalım, tam bir temizlik olsun diye düşünmeyi kesinlikle önermiyoruz. Çünkü bu durumda bir kimyasal kontaminasyonla karşılaşma riskimiz yüksek. Ortamda kalıntı kalabilir. Bu yüzeyi kullandığımız ekipmanlara, gıdaya ya da kişiye temas ile bulaşabilecek bir kimyasal reaksiyondan söz edebiliriz. Bu da istenmeyen bir durum tabii ki de.
Peki kullandığımız temizlik maddelerinin özellikleri neler olmalı genel olarak incelememiz gerekirse? Su da kolay çözülmeli. Çünkü su bütün temizliğin kaynağı zaten. En iyi şekilde suyun kalitesini artırıyor olması lazım. Derinlere nüfuz edebiliyor olması lazım. Özellikle pürtüklü, delikli, dümdüz olmayan bir yüzeyde temizlik yapıyorsak bu çok önemli. Çalışılan sıcaklık derecesine çözünebilmeli ki kullandığımız sıcaklık çoğunlukla oda sıcaklığına bir su olacaktır. Organik öğeleri yerinden etkin bir şekilde çözebilmeli. Çok fazla zorlamaya ihtiyaç duyulmamalı. Yüzeyde tahrişe zedelenmeye sebebiyet vermemeli yüzeydeki temizliği sağlarken. Yüzeyi tamamen sarmalı, yayılmalı ve dediğim gibi derinlere sızabilmeli. Islatma etkisi yüksek olmalı. Kalıntıları parçalamalı ve birleşmeleri önlemelidir. Peki kimyasal maddeleri kullanırken ne gibi hususlara dikkat etmeliyiz? Tabii ki de ilk başta kendi ambalajlarında saklamalıyız. Farklı bir ambalajı almamız ve bunu bilmeyen birinin farklı bir kimyasal olarak düşünüp kullanıma alması hem kişide sağlık sorunlarına yol açabilir, hem yüzeyde istenmeyen tahribata sebebiyet verebilir. Bu nedenle kendi ambalajlarını, kendi etiketli ambalajlarını saklamak önem taşımakta. Ayrılmış bölgelerde depolamak tabii ki çok önemli. Gıdaya yakın ortamlarda saklamamak, kişilerin, misafirlerin ve müşterilerin, personelin rahatlıkla ulaşabileceği ortamlarda bulundurmamak önem taşıyor. Uygun güvenlik kıyafeti giyilmesi hem personeli koruyacaktır, hem de herhangi bir tahrişe yüzeyde ve kişinin derisinde bir tahribata sebep olmaması için kesinlikle güvenlik kıyafetleri giymemiz lazım. Talimatlarını uygun olarak seyretmek, biraz önce dediğim gibi çok fazla ya da çok az seyretmemek önemli. Kimyasalı birbirlerine kesinlikle karıştırmıyoruz. Bu konuda zaten sosyal medya, televizyon aracılığıyla çok fazla uyarılarda bulunuluyor. Çünkü bu konuda hayatını kaybeden insanlar, zehirlenme yaşayan insanlar çok fazla. Bu nedenle buna dikkat ediyoruz. Temizlik programına uygun hareket edin dediğimiz noktada nasıl bir temizlik programı uygulamalıyız? Bir temizlik planını, konaklama işletmesinin bütün temelindeki bütün birimlerin hijyenin etkin bir şekilde sağlanmasında ilk başta yapılması gereken aşama aslında. Çünkü bir müşteri otele ilk girdiği anda, kapıdan ilk girdiği anda yüzeylerin temiz olması, yerlerin cilalanmış, temiz, en azından görsel olarak bir hijyenik görünüme sahip olması, sonrası ön büroya geçtiğinde oradaki personelin kişisel hijyenine önem vermiş, güler yüzü tabii ki bir karşılamayla temiz ve hijyenik bir ortam sağlıyor olması, ardından asansörü kullandığında ve odaya ilk girdiğinde ve tabii ki akabinde odanın kullanımı, diğer otel birimlerinin kullanımı devamında alacağı genel bir izlenim otel için çok kritiktir. İlk girişler tabii ki çok önemli. İlk aldığı duyularıyla algıladığı ilk o kavram bizim için çok önemli. Çünkü otel hakkında genel bir izlenim yaratacak olan bu aşamalara tamamen dikkat etmek bir temizlik planına bağlıdır. Tüm alanlar için temizlik planı oluşturmak lazım. Sadece kat hizmetleri olarak düşünmemek gerekiyor bu konuyu. Otelin içerisindeki bekleme alanları, oturma alanları, asansörü merdivenlerin düzenli temizlenmesi, trabzanların temizlenmesi, özellikle sık kullanılan alanların çok sık olarak bir plan dahilinde kimin nasıl temizleyeceği ile ilgili bir prosedür uygulamak, bir çizelge oluşturmak gerekmektedir. Peki bu planı oluştururken hangi sorulara cevap vermeliyiz aslında? İlk başta bu soruları göz önüne almalıyız. Hangi yüzeyleri temizleyeceğiz? Ahşap yüzey mi temizleyeceğiz? Metal yüzeyleri mi temizleyeceğiz? Odadaki halıları mı temizleyeceğiz? Bu halıları temizlerken hangi temizlik maddesini kullanacağız? Her temizlenecek alan için belirlenmiş temizlik maddeleri bulunmalı. Herhangi bir karışıklığa sebebiyet verilmesini önlemek amacıyla. Peki hangi sıklıkla temizleyeceğiz? Günlük, aylık, yıllık olarak yapacağımız temizlikler, daha kapsamlı temizlikler neler olmalı? Peki ve bu temizlikler kimin tarafından sağlanacak? Ben temizleyecektim, o temizleyecekti, dün temizleyecektik, ben onu yarın zannediyordum tarzında bir kargaşaya sebebiyet vermemek için bütün bu çizelgeyi ayrıntılı bir şekilde birim birim, bölüm bölüm, kişi kişi oluşturmalı ve karşılığını imzalayacakları, temizliklerine dair tik atacakları bir kutucukta bırakılmalıdır. Böylelikle düzenli olarak kimin temizlediğini, hangi plan dahilinde bu işin uygulandığını takip edebilme, geriye dönük kontrolleri yapabilmek açısından bu çizelgenin düzenli olarak tutuluyor olması lazım.
Temizlik planı dahilinde bir işleyiş olmalı. Bunların aşamalarının takip ediliyor olması lazım. İlk başta ürün kalıntılarını ortadan uzaklaştırmak için mekanik bir ön temizleme gerekiyor. Bu gıdada da aynı şekilde geçerli. Bir odanın temizliğini yaptığımız zaman da geçerli. Bir mobilya aslında temizliği yaptığımızda da bu aşamalara dikkat ediyor olursak çok daha etkin bir temizlik sağlamış oluruz. Ön temizleme yaptık. Mekanik bir sudan geçirdik, işte tozunu aldık, görünür kirleri ortadan kaldırdık. Deterjan uygulaması yaptık. Ortama, ekipmana bağlı olarak nasıl bir deterjan uygulamamız gerekiyorsa onu zaten çizelgemizde belli olmuş olacak. Onu uyguladık. Durulama yaptık. Ve ardından dezenfeksiyon işlemi yaparak işlemi tamamlamış olduk. Evet, şimdi birazcık daha spesifik olarak alan alan nasıl bir hijyen prosedürü izlemeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz? Bununla ilgili başlık başlık devam edelim. Gıda güvenliği, bu konuyla ilgili bir açılım. Daha öncesinde gıda güvenliği ve COVID-19 ile ilgili çok kapsamlı bir webinar düzenlemişti. YouTube kanallarımızdan bunu takip edebilirsiniz. Şu anda yüklenmiş durumda. Oradan daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Ben birazcık daha özete indirgemiş olacağım. Çünkü işlememiz gereken başka konular da mevcut. Personel hijyeni, odaların hijyeni, tekstil hijyeni, suyun hijyeni nasıl olması gerektiği tabii ki çok önemli. Ve spa hamam hijyeni oldukça nemli, riskli ortamlardan biri. Ve yüzme havuzunun hijyeni sağlamada nelere dikkat edilmeliyiz? Bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Kısaca gıda güvenliğinden bahsetmek gerekirse, FAO'nun, Food and Agriculture Association'ın belirlemiş olduğu tanıma göre gıda güvenliği, tüketicilerin sağlığına zarar verebilecek tehlikelerin bulunmaması veya kabul edilebilir düzeyde olması anlamına gelmektedir. Gıda güvenliği, gıdalarda oluşabilecek üç farklı kontaminasyon çeşidi bulacak. Kontaminasyonda birazdan değineceğim zaten. Fiziksel, kimyasal, biyolojik olabilecek diğer tüm tehlikeleri önlemek, tüketicilere ve tabii ki de çevreye zarar vermeyecek bir sistem kurulmasını hedeflemektedir. Bunları sağlayabilmek için, aslında gıda güvenliği etkin olarak sağlayabilmek için ilk başta daha kuruluş aşamasında mutfak alanının ihtiyaçları sağlayacak bir fiziksel şartlar dahilinde planlanmış olması gerekmektedir. Bu önlemleri almamız için neler gerekiyor? Mimari ve tasarım açısından neler yapılması lazım? Bunları göz önüne aldığımız takdirde sonrasında tekrardan masrafa girerek herhangi bir ekipman değişimi, tadilat gibi ekstra bir masrafa girmemize gerek kalmayacaktır. Etkin ve doğru bir şekilde temizliğimizi devam ettirebiliriz. Bu şartları baştan göz önüne aldığımız takdirde konum, havalandırma, aydınlatma, ısıtma ve kaplama malzemelerinin uygun özelliklere sahip olması lazım. Dün düzenlenmiş bir diğer webinarımızda işletmelerde iyi hijyen uygulamaları adlı webinarımızda bunları yine Miraç Hanım çok ayrıntılı bir şekilde değindi tek tek başlık olarak. Yakın zamanda bu da video olarak YouTube kanalımız yüklenecektir. Oradan yine takip ederseniz daha ayrıntılı bilgileri de bunlarla ilgili ulaşabilirsiniz. Gıda güvenliğinde hijyen sağlama ilkeleri dediğimizde üç ana başlık altında aslında inceliyoruz. Besin hijyeni, personel hijyeni, mutfak, araç, geç ve çalışma yüzeylerinin hijyeni. Bunlar gıda güvenliğinde dikkat etmemiz gereken üç ana başlık. Besin hijyeni tabii ki de ilk ham madde girişinden çıkana kadar ki tüketime hazır olan aşamaya gelene kadar ki tüm işlemleri kapsıyor. Personel hijyeni gıda güvenliğinde çok önemli bir faktör. Gıda güvenliği, hijyen konularını işlediğimizde personel hijyenine özellikle neredeyse bütün webinarlarımızda değinmiştik. Ki günümüzde de bu Covid salgını nedeniyle ne kadar önemli olduğunu an beyan daha iyi anlıyoruz. Bu nedenle gene personel hijyenine çok kısa da olsa değinmem gerekecek. El hijyenindeki amacımız aslında kimyasal ve fiziksel zararların enfeksiyon yolu açan mikroorganizmaların olabildiğince uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Mutfak, araç, geç ve çalışma yüzeyleri de gıdalarda birebir temas halinde olan noktalar. Bu yüzden buraların da yeteri derecede temiz olması gerekmekte. Aksi takdirde besinlere patojenlerin kontaminasyonu oluşabilmektedir. Araç gereçlerin ve çalışma yüzeylerinin temizliğinin çok düzenli, etkin bir şekilde yapılıyor olması gerekiyor bu nedenle.
Peki biraz önce bahsettiğimiz üzere kontamine gıda dediğimizde ne anlıyoruz aslında? Gıdanın üzerinde normalde olmayan bir şey dışarıdan bir şekilde bulaşı ile gıdaya kontamine olduğunda kontaminasyon gerçekleşmiş olarak adlandırıyoruz. Kimyasal kontaminasyon dediğimizde mesela tarım ilaçlarıyla kirlenmiş, pestisit kalıntısı kalmış bir tarım ürünü kimyasal bir kontaminasyona maruz kalmıştır. Biyolojik kontaminasyon dediğimizde insanlar aracılığıyla gene personel, eller ve diğer kısımlar aracılığıyla biyolojik kontaminasyona maruz kalınabilir. Kemirgenler, zararlılar ve mikroorganizmaların gıdaya bulaşısı ile bu ortaya çıkmaktadır. Fiziksel kontaminasyon ise yabancı bir cismin gıda içerisine düşmesi. Bu bir tahta parçası da olabilir, kişiden düşen bir saç da olabilir. Ki fiziksel kontaminasyon aslında müşterilerin doğrudan gözle de görebildiği bir unsur olduğundan dolayı oldukça memnuniyetsizlik yaratabilecek ve işletmenin geneli hakkında olumsuz bir yargıya varabilecekleri en önem verilen kontaminasyonlardan biri. Hepsi de çok önemli tabii ki ama fiziksel kontaminasyonda birebir gözle bunu anlayabildiğimiz için müşteride bir ön yargı oluşturacaktır. Peki gıdamızı aldık. Üreme ve depolama aşamalarında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ham maddeden başlayarak tüketime kadar ki her aşamaya dikkat etmeliyiz aslında. Depolamada özellikle uzun süre saklanacak olan konserve gibi daha uzun süre saklanacak ürünlerin ya da oldukça riskli kısa süre depolanması gereken ve hızlı kullanılması gereken ürünlerin hangi unsurlara dikkat ederek saklanması gerektiği ile ilgili bize bilgi verecek. İlk giren ilk çıkar prensibi bütün depolarda aslında çok önemli. Son kullanma tarihi, en yakın olan ürünün, personelin kolaylıkla ulaşabileceği herhangi bir karışıklığa mal vermeyecek bir şekilde saklanıyor olması lazım. Daha uzun süreli SKT'si daha uzun süre olan ürünlerin daha arka planda farklı bir noktada depolanıyor olması kolaylık sağlayacaktır bu noktada. Genel olarak depoların özelliklerinden de bir kısaca bahsetmem gerekirse, teslimat aşaması dediğimiz gibi daha ilk giriş aşamasında ne kadar kaliteli bir ham madde alırsak son ürünümüz de aslında o kadar kaliteli ve uygun olacaktır gıda güvenliği dahilinde. Temiz, kokusuz bir araçla gıdalarımızı teslim almalıyız. Uygun paketlenmiş olmalı, zedelenmiş, yırtılmış bir ambalajlı ürünün ne tür kontaminasyonlara maruz kaldığını bilemeyiz. Bu da bizim için risk teşkil edecektir. Uygun sıcaklıkta teslimat olmalı. Özellikle donuk bir ürün alıyorsak, donuk bir şekilde bize teslim edilmiş olması lazım. Çözülmüş bir ürünün yeniden dondurulmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Diğer depoların kuru, soğuk ve donuk depolamaların kuru, düzenli ve temiz olması. Bunun gene bir temizlik planı dahilinde temizleniyor olması. Herhangi bir atlamaya ya da temizlikten ödün vermeye engel olacaktır. Tabana ve duvara temas etmemesi gerekiyor. Çünkü yerden gelecek herhangi bir bulaşıyı engellemek için duvardan gelebilecek bir akma, sızıntı tarzı bir durumda gıdanın doğrudan etkilenmesini önlemiş olabiliriz bu sayede. Etiketleme bütün teslimattan son noktaya kadar etiketleri saklanıyor olma, SKT'si, üretim bilgileri, firma bilgileri, etikette bulunması gereken ilgili gıdaya ait etiketleme yönetmeliğinde bulunması gereken bilgilerin hepsi o etikette bulunuyor olmalı. Havalandırma sistemi depolarda önemli. Herhangi bir şekilde içeride nemlilik oluşmamalı. Etkin bir hava sirkülasyonu olmalı. Eğer soğuk ve donuk depoysa bu da çok önemli. Haşere sistemi özellikle bir profesyonel kanaldan destek alıyor olursak çok daha etkin bir şekilde haşere kontrolü sağlıyor olabiliriz. Tabii ki bizim de verebileceğimiz bazı öneriler olacak. Birazdan değineceğim. 5 derecenin altında sıcaklık soğuk depo, -18 derecenin altında sıcaklık ise donuk depolar için alınması gereken kıstas noktalardır. Peki üreme pişirme aşamasında ne gibi gıdalarda üreme gerçekleşebiliyor? Pişirilen gıdalar eğer soğutulacaksa çok hızlı bir şekilde soğutulmalı. Tehlikeli sıcaklık aralığı dediğimiz bir nokta bulunuyor. Bu tehlikeli sıcaklık aralığı oda sıcaklığı olarak adlandırıyoruz çoğunlukla. Bu oda sıcaklığı mikroorganizmanın üremesi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Bu nedenle mümkünse 90 derece 90 dakika içerisinde 8 derecenin altına soğutmalıyız.
Gıdalarda merkez sıcaklık 75 derece ve üzerinde olmalı. Eğer sıcaklık kontrolü yapacaksak ki zaten yapmamız gerekiyor kontrollerimiz dahilinde, temiz ve dezenfekte edilmiş bir termometre kullanmalıyız. Çiğ ve pişmiş ürün arasında kullanım olacaksa termometrede tekrardan dezenfekte etmemiz bir kontaminasyona engel olacaktır. Pişirilmiş gıdanın saklama sıcaklığının ise 63 derece üzeri olmasını önermekteyiz. Isıtmamız gerekiyorsa bir kez ısıtmasını öneriyoruz. Mikroorganizmaları öldürmek istiyoruz, ancak içerisindeki vitamin ve minerallerin de azalmasını istememekteyiz. Bu nedenle 75 derece ısıtmamız, etkin bir ısıtma sağlamamız gerekmektedir. Bulaşma konusu yine gıdaların saklanmasını ve üretim aşamasını bizim için çok önemli. Çapraz bulaşmaya burada dikkat çekmek isterim. Uygun olmayan koşullarda saklama, depolama esnasında meydana gelen bulaşmalar olarak adlandırıyoruz çapraz bulaşmayı. Bunun için ne yapmalıyız? Özellikle çok uygun bir şekilde depolamalıyız. Eğer saklayacaksak ürün doğrudan kullanıma alınmayacaksa, özellikle depolama alanlarında çiğ ürünlerin daha alt kısımlarında, pişmiş ürünlerin daha üst raflarda saklanması, çiğ gıdadan pişmiş gıdaya herhangi bir bulaşı olmasını engelleyecektir. Personelin çiğ bir ürüne dokunduktan sonra pişmiş ve tüketime hazır bir ürüne dokunmaması gene hijyen eğitimlerimizin içerisine yer almalıdır. Çünkü pişmiş ürün herhangi bir sonradan ısıl bir işleme maruz kalmayacak. Vitrisindeki mikroorganizma gelişimi oldukça hızlı bir şekilde devam edecektir. Ayrı renklerde bıçak ve kesme tahtası kullanımı da gene bunu önleyecek unsurlardan birisidir. Bezlerin kullanımı gene aynı şekilde kontaminasyonu önleyecek şekilde farklı alanlarda farklı renklerde bezlerin kullanması gene bir öneri olarak kullanılabilir, bir karışıklığa sebebiyet vermemesi açısından. Haşere kontrolde özellikle bir firma ile anlaşmak ve onların yönlendirmeleri doğrultusunda işletme içerisinde etkinlik sağlayacak olmamız bizim daha etkin bir kontrol sistemi oluşturmamızı sağlayacaktır. Tabii ki bizim de kendi bünyemizde alabileceğimiz önlemler var. Örneğin haşere girişine imkan sağlayacak alanları kapatmak, atık su giderlerinin işlerliğini kontrol altına tutmak. Eğer bir çöp biriktirdiğimiz alan varsa işletme içinde ya da dışında, bu alanları düzenli olarak temizlemek ve günlük olarak atılmanı sağlamak, birikmelerini önlemek, o bölgede bir haşere birikmesini, haşereyi çekmeyi engelleyecektir. Personel hijyeni. Birçok webinarımıza değindiğimiz gibi personel hijyen dediğimiz anda personelin el temizliği, kişisel temizliği bizim için çok önemli. Çünkü asıl bulaşı kaynağı insanlar. Duran bir cismin başka bir noktadan kontamine olması hava dışında çok mümkün değil çünkü. Personeller mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel olmak üzere birçok yoldan bulaşma gerçekleştirebilmektedir. Solunum, saç, deri, sindirim, kıyafet takı gibi aksesuarlar aracılığıyla bulaşılar gerçekleşebilmekte ve gördüğünüz bakteriler, E. coli, Staphylococcus aureus gibi gıdalarda kesinlikle bulunmasını istemediğimiz mikroorganizmalar doğrudan insan kaynaklı bulaşılardır. El yıkama etkinliğini şu anda COVID dolayısıyla sosyal medyada, televizyon kanallarında an be an duymaktayız. Aslında buna hayatımızın her anında çok dikkat etmemiz gereken bir husus olsa da şu anda gündeme daha çok oturmuş durumda. Bunu nasıl bir elimizi yıkamamız gerektiği ile ilgili birçok video seyrettiğinize eminim. Ve tabii ki burada da bir petri kabında yıkanmış ve yıkanmamış bir el arasındaki farkı birazcık daha net bir şekilde görebilmemiz için paylaşmak istedim. Yıkanmamış bir evde gördüğünüz üzere çok hızlı bir birikim söz konusu. Ancak elin dayanabileceği uygun sıcaklıkta 20 saniye boyunca belirtilen aşamaları eldeki bütün ayrıntılı bir şekilde temizlememiz durumunda ki el yıkama kurallarına uygun yıkanmış bir eldeki petri kabı arasındaki farkı burada da gözlerimizle görmekteyiz.
Peki en iyi yıkanan, en çok atlanan ve en iyi yıkanan bölgede renklendirme olarak da burada görmektesiniz. Özellikle aslında en çok birikmenin olduğu tırnak üstlerinin ne kadar çok atlandığını burada görüyoruz. Tırnakların temizliğine özellikle dikkat ediyoruz. Özellikle çalışanların kısa tırnak, ojesiz tırnak olması, şu anda da televizyonda birçok dinlediğimiz üzere ojelerin biriktirme sağladığı için gözenekli yapısından dolayı tırnak etrafı zaten bir gözenek ve mikroorganizmanın gelişimi için uygun koşullar sağlaması nedeniyle yine elin her alanının etkin bir şekilde temizleniyor olması lazım. Ne zaman ellerimizi yıkamalıyız? Aslında kirlendiğini hissettiğimiz her an yıkamalıyız. Ama tabii ki bazı noktalarda birazcık daha dikkat etmemiz gerekebilir. Örneğin işe başlamadan önce, ilk işe geldiğimizde, yemek hazırlığına başlamadan önce, tuvalet konumundan sonra, paraya, saçımıza, elimizle, yüzümüze temas ettiğimiz bir anda, dışarıdan geldiğimizde tabii ki de eldiven kullanımı varsa her işletmede eldiven kullanmadan önce eldiven değiştirdiğimiz sırada kullanım aralığında ve çıkardıktan sonra genelimizi düzenli olarak yıkamamız gerekmekte. İş yerinde yine personel dikkat etmesi gereken alanlardan biri elimizi düzgün bir şekilde yıkadık ve personel üniformamız ve kendi tabii ki kişisel hijyeni içerisinde temiz olması lazım. Konaklama işletmesinde ön büro çalışanı dahil bütün çalışanların giydikleri üniformaların temiz, günlük olarak mümkünse temizlenmiş, yıkanmış olarak kullanıma sunulması hem görsel olarak müşteride güzel bir intiba yaratacaktır, ütülenmiş temiz bir kıyafet giymiş olan bir servis personelinin, mutfakta çalışan bir personelin bembeyaz bir kıyafet giymiş olması genel itibari açısından işletmenin de ne kadar hijyenik ve temiz olduğu konusunda bir itibar yaratacaktır. Saçların toplu olması, bone kullanımı, özellikle kat hizmetleri personeli, mutfakta çalışan personelin saçtan, yüzden herhangi bir düşme olmasını önlemek amacıyla toplu saçlar, bone kullanımı tavsiye edilmekte. Yemek alanlarının ayrı bir yerde olması, biraz önce dediğim gibi tırnakların uzun ojeli olmaması, sigara içilmemesi, yaralı veya açık bir alan varsa yarada onun etkin bir şekilde kapatılmış olmasını öneriyoruz. Oda hijyeni. Oda hijyeni aslında başlı başına bir webinar konusu olabilecek kadar ayrıntılı bir konu. Burada birazcık daha size bir fikir edinebileceğiniz, nasıl oda hijyeni etkin bir şekilde sağlayabileceğinizle ilgili birkaç noktada bilgi vermek isterim. Odalar hijyen kaynaklı sağlık alanlarından en riskli noktalardan biridir. Çünkü kişi orada temizliğini, kişisel hijyenini sağladığı nokta, doğrudan temas halinde en çok bulunduğu nokta odaları. Tuvaletler, odada bulunan malzemeler, banyolar etkin bir şekilde temizleniyor olmalı. Bu hususta kat hizmetleri personeline büyük bir yükümlülük düşmekte. Tabii ki zaman bizim için çok önemli. Eğer yoğun bir dönemdeyse, Temmuz, Ağustos ayı gibi yoğun bir dönemdeyseniz, hızlı bir şekilde sirkülasyon sağlanması gerekiyorsa, odanın hemen boşaltıp temizlenip başka bir müşterinin odaya giriş yapması gerektiği gibi bir durum oluşabilir. Bu durumda tabii ki zaman bizim için çok önemli ama temizlikten kesinlikle ödün vermeden görevlerini gerçekleştirmesi gerekiyor bu personelin. Bu açıdan gene burada da temizlik planında yaptığımız gibi burada da zamana bağlı, materyale bağlı ve kullanılan alet ekipmana bağlı olmak üzere 3 farklı alanda temizliğimizi sınıflandırabiliriz. Zamana bağlı temizlik dediğimizde aslında aylık, günlük, aylık ve yıllık, sezonluk olmak üzere 3 farklı temizlik aşamaları mevcut. Günlük dediğimizde daha işte sadece kirli çarşafların değiştirilmesi, banyonun genel temizliğinin yapılması, yüzeylerin temizlenmesi, dezenfeksiyonu sağlanması gibi düşünebiliriz. Aylık temizlik yaptığımızda birazcık daha detaylı, işte haşere de kontrolünün işin içine girdiği, camların temizlendiği, bir parça daha detaylı bir temizlik. Sezonluk, yıllık temizlik dediğimizde ise genel bakım onarımların yapılması, kaplama halılardaki daha derinlemesine kirlerin temizlenmesi, perdelerin değiştirip yıkanması gibi çok daha ayrıntılı bir temizlik mevcut. Bunları da gene planlı bir şekilde devam ettirmek lazım. Materyale bağlı temizlik dediğimizde yüzeylere bağlı olarak işte ahşap bir yüzeyi temizleyeceksek yine temizlik planımızda bunu belirtmiş olacağız zaten. Ahşap bir yüzeyi hangi temizlik maddesiyle ne kadar zamanda ne kadar sıklıkla cilalayacağım, temizleyeceğim bunun planı olmalı. Halıları ne kadar sürede bir yıkayacağız, süpüreceğiz, temizleyeceğiz. Daha yüzeylere bağlı olarak bir planlama burada yürütülmesi gerekiyor.
Alet ekipmana bağlı temizlik dediğimizde ise ıslak temizlik, kuru temizlik, vakum ile temizlik gibi kullandığımız alet ekipmana bağlı olarak hangi yüzeyde, hangi zamanda, hangi alet ekipmanı kullanacağız? Bunlar üç ana gruptur. Tabii ki birbirine bağlantılı olarak planlama yapılacaktır. Gene oda hijyeninde neye dikkat etmeliyiz? Nasıl bir sıralama uygulamalıyız? İlk başta odaya girdiğimizde odanın havalandırılması. Kesinlikle çok önemli. Odayı havalandırdık. Eğer bir önceki müşteriden kalan, unutulan eşyalar varsa, arızalı görünen bir ekipman varsa bunu ilgili birimlere bildirdik. Çöpleri, kirli çarşafları çıkarttık. Atılmasını, değiştirilmesini sağladık. Odanın genel temizliğini yaptık. Ve en son banyo temizliğini yaptık. Banyo temizliğini en son bırakmamızın sebebi banyodan ulaşabilecek mikroorganizma yoğunluğu daha fazla. Ve bu bölgeden başlandığı takdirde eğer bez değişimi gerekli oranda sağlanmadıysa farklı bölgelere bulaşı olması da söz konusu olacaktır. Bu yüzden mümkün olduğunca banyo temizliğini en son yapılıp temizliğin bitirilmesi, odanın temizliğinde farklı bezlerin kullanılması da gene çapraz bulaşma potansiyelini ortadan kaldıracaktır. O mobilyaların temizliğini kullanacak ayrı bir bez, işte lavaboların temizliğinde, küvetin temizliğini kullanacak ayrı bir bez olması önemli. Eğer tekrar kullanacaksak da yüksek ısı ve kimyasal kullanımı ile dezenfekte ettiğimiz takdirde daha sağlıklı bir çözüm yaratmış oluruz konuyla ilgili. Yine oda hijyeninde yapılmış bir çalışma sizinle paylaşmak istediğim Indiana, Texas ve Güney Carolina'da oteller üzerine yapılan bir araştırma var. Bu araştırmada televizyonların uzaktan kumandaları ve başucu lambası anahtarlarının, açıp kapatma anahtarlarının en riskli noktalar olduğu bulunmuştur. Tabii ki bunu tuvalet, banyo ve housekeeper alanındaki o tek kullanımlık eşyalar bile aslında oldukça risk teşkil edebilecek malzemeler. Bunların en riskli alanlar olduğu keşfedilmiş. Bu nedenle kat hizmetleri personelimizin hijyen eğitimini verdiğimiz aşamada onları eğitimimizin içerisinde onları kumanda, telefon, yatak örtüleri, kapı tokmakları ve elektrik düğmelerinin en riskli noktalardan olduğu ve buraların temizliğinin kesinlikle günlük temizlikte dahi atlanmaması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Yatak örtüleri sadece bir kişi bir gün konakladı, değiştirmeyelim gibi bir durum kesinlikle olmamalı. Tekstil hijyeninde belirteceğim üzere yatak örtüleri çok büyük bir yayılım kaynağı mikroorganizma açısından. O nedenle bu aşamaların çok kullanılan ve temas edilen, aslında çok fazla temas edilen ama gözden kaçırılan bu noktaların göz önünde bulundurulmasını tavsiye ediyoruz. Dediğim gibi tekstil hijyeninde misafirin bir hastalığı varsa, odayı kullandıktan sonra eğer o tekstil malzemeleri uygun sıcaklıkta, uygun temizleyicilere yıkanmadığı durumda işletme genelinde çok büyük bir hastalık bulaşma riskiyle karşı karşıyayız demektir. Bu nedenle tekstil ürünlerinin temiz, lekesiz ve yumuşak yapıda olmasını tercih ediyoruz. Müşteri genelde zaten konaklama işletmelerinde kullanılan nevresimler genelde açık renkli, beyaz, krem rengi gibi açık renkli malzemeler tercih ediliyor. Ki bu da zaten hijyenin göstergesi, çok önemli bir faktör açık renk kullanılması. Onun üzerine olabilecek herhangi bir leke, bir saç kıl kalması gibi bir durum müşteride çok olumsuz bir ön yargıya sebebiyet verecektir. Bu nedenle bunlar da çok sık yıkanan tekstil ürünleri olduğu için günlük olarak devamlı değişken değiştirildiği ve yüksek derecelerde yıkandığı için yapısının bozulması çok müsait. Herhangi bir maliyete sebebiyet vermemek için tekrar değiştirme, çarşaf tekrardan satın alma gibi bir maliyete girmemek için olabilecek en güvenilir, kaliteli, yapısı daha dayanıklı ürünlere tercih edebiliriz. Ve bunları temizlemede kullandığımız deterjanlar da yapısını bozmayacak şekilde, aşındırmayacak, zedelenmesine sebep vermeyecek kimyasallar tercih edersek daha uzun sürede kullanım imkanı sağlayacaktır. Ayrıca 60-90 derecelerde yıkıyor olmamız da gene mikroorganizmaları en aşağı indirmek açısından bizim için çok önemli. Renklerine göre ayırmamız da gene renklerde solma. Bunu evimizde de zaten uyguluyoruz olabildiğince. Ki oldukça yüklü bir yıkama ortamının olduğu konaklama işletmelerinde buna da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor ki dediğim gibi herhangi bir maliyet açısından da ek bir masrafa girmeyelim.
İşletmede hijyenin asıl kaynağı tabii ki su. Bütün temizliğimizi, dezenfeksiyonumuzu, her şeyimizi suyla sağlıyoruz. Suyumuz kaliteli olmadığı takdirde ne kadar güvenilir deterjanlar kullanıyor olsak da, dezenfeksiyon sağlanıyor olsa da kirli bir su kullandığımız takdirde temiz bir yüzeyi daha kirletme olasılığımız yüksek. Bu nedenle kullandığımız suyu kaynağın niteliklerini iyi biliyor olmamız lazım. Düzenli olarak bu genellikle yılda bir kez mevzuatta zorunlu olarak kalınmıştır. Ama tabii ki sizin kendi kontrolleriniz dahilinde bu daha sıklaştırılabilir. İçilebilir nitelikte olmalı. Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik değerleri, zaten bunlar belirtilmiş parametrelerdir ilgili yönetmeliklerde. Bu parametrelerin sizin belirlediğiniz periyotlarda düzenli olarak kontrol ediliyor, akredite laboratuvarlar tarafından kontrol ediliyor olması lazım. Su hijyenini sağlamadığımız takdirde ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz? Örneğin hepatit A hastalığı, seyahat hastalığı olarak da adlandırdığımız bu hastalık doğrudan dış yoluyla bulaşmakta. Eğer iyi yıkanmamış bir yiyecek, kaynağını iyi bilmediğimiz bu suyla yıkanmış yiyecek varsa, bunlar insan vücuduna girmekte ve hastalık oluşturmaktadır ki çok uzun bir kuluçka süresi de vardır, 15-45 gün gibi. Bu nedenle analiz yapılmış gene bir su kullanılmasını tavsiye ediyoruz ve personel hijyeni dediğimiz gibi zaten dışkı yoluyla bulaşmakta. Eğer hijyene dikkat etmeyen bir personel mevcutsa onun dokunduğu noktalardan böyle bir salgın oluşma riski otel içerisinde mevcut. Bu nedenle havuz suyunun dahi, birazdan bahsedeceğim, havuz suyu ve işletme içerisinde kullandığımız bütün suların kalitesini biliyor olmamız lazım. Gene başka bir su kaynaklı rahatsızlık, lejyoner hastalığı. Lejyonella fenomeli adını verdiğimiz bakterinin neden olduğu aslında bir akciğer rahatsızlığı, bir zatürre çeşididir. Bu bakteriler göller, nehirler, dere ve çay gibi akarsularda aslında normal olarak bulunmakta. Ancak durgun bir ortama girdiğinde, örneğin soğutma kuleleri gibi büyük miktarda suların durgun bir şekilde saklandığı ortamlarda kendilerini üremeye geçmekte ve artırmaktadır sayılarını. Ve bunlar havalandırma sistemleri, duş başlıkları, jacuzziler, dekoratif fıskiyeler gibi noktalarda havaya aerosol şeklinde yayılmakta ve biz bunu solunum ile vücudumuza aldığımız noktada akciğer enfeksiyonu olarak baş göstermektedir bu rahatsızlık. Bu nedenle hatta evlerde kullanılan termosifon gibi suların saklandığı sistemlerde de Legionella bakterisini önleyecek çeşitli reaksiyonlar alınmıştır. Belli aralıklarla derecesini artırarak içerideki mikroorganizma gelişimini azaltmaya çalışan sistemler mevcuttur. Peki bunu nasıl azaltabiliriz? Lejyonella tehlikesi nasıl ortadan kaldırabiliriz diye sorarsanız, dediğim gibi belli bir süre aralıklarında, yani bunlar kendi sistemler içerisinde ne kadar su deposu, ne kadar kapasitede bir su deposu olduğuna bağlı olarak da değişkenlik gösterebilir. İçerisindeki sirkülasyonun değişimine bağlı olarak 60-85 derece aralıklarında yüksek bir şekilde ısıtılması ve derecenin gene normal sıcaklıklara getirilmesiyle içerideki bu birikimi, mikroorganizm birikiminin düşürülmesi amaçlanmakta. Su dağıtım sistemlerinde klor kullanımı, ultraviyole ışını kullanımı ve gerektiğinde ultraviyole ışını ile klor, bakır, gümüş iyonizasyon gibi yöntemleri bir arada kullanarak da yine bu virüsün bulaşma tehlikesini azaltacak önlemlerdir. Ama tabii ki sizin işletmenize bağlı olarak bunlar değişkenlik gösterebilir. Hangi önlemin birlikte kombine edilerek kullanılacağı ile ilgili profesyonel kanallardan destek almanızı tavsiye ederim. Spa ve hamam hijyeni. Bu noktaya özellikle değinmek istiyorum. Çünkü nem oranının çok yüksek olduğu, hijyene özellikle dikkat edilmesi gereken noktalardan biri ve çok atlanan noktalardan biri olduğunu özellikle düşünmek dedim. Çünkü spa, hamam kullanımları alanlarına giriş kısmında dahi müşteri uyaracak, bilgilendirecek levhaların bulunuyor olması lazım. Çünkü buradaki ortam sıcaklığı çok uygun. Bakterilerin gelişimi için çok uygun bir sıcaklık aralığı ve nemli bir ortam var. Özellikle kullanılan yağlar ve solüsyonlar çok zengin bir besin maddesi sağlamakta mikrobiyal gelişimi için. Bunların kombinasyonu olduğu durumlarda büyük bir risk buradan yayılım, işletme genelinde bir yayılım oluşabilmektedir. O nedenle su hijyenine, personel hijyenine ve ortam temizliğine bu noktalarda çok dikkat edilmesi lazım. Bu alanlar için özellikle temizlik planları daha sık belki oluşturulabilir.
Hamamlardaki ve spa alanlarındaki tabii ki malzemelerin hepsi suya dayanıklı olmalı. Çünkü burası olabilir zaten suyla temas halinde olan nemli ortamlar, kolonizasyon yani aşınma, çatlama gibi ortamların müsait olduğu alanlar. Temizlemesi kolay. Aralık, çatlak, delik gibi noktaların olabildiğince minimum seviyede tutulması, düz bir alan sağlanması önemli. Rahat temizlenebilen bir yüzeye sahip olursa küf, birikimi gibi bakteriyel gelişimlerin önlenmesi sağlanmış olacaktır. Dediğim gibi bu noktaları giren kişilerin bilgilendirilmesi lazım özellikle belli levhalarla. Eğer bir deri enfeksiyonu varsa, açık yarası, bulaşıcı bir hastalığı varsa kesinlikle bu noktalara girmesini tavsiye etmiyoruz. Bu aşamalarda buraları kullanmadan önce müşterilerden bu hastalıkları olmadığına dair teyit istenebilir. Bilgilendirme levhaları bulunabilir ve personelin de bilgilendirilmesi lazım tabii ki bu konudaki. Giren personele ilgili uyarılarda bulunabilsin. Nelerle karşılaşabileceği konusunda gelen müşteri uyardığı takdirde bununla ilgili farkındalık da artacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi zaten herhangi bir çizik, çatlak, aralık bulunmaması gerekmekte. Mikroorganizmalar çünkü buralara yerleşip hızlı bir şekilde gelişim sağlayabilmektedir. Havuz hijyeni gene birçok yani konaklama işletmesinin büyüklüğüne bağlı olarak değişmekle birlikte çok sayıda kişinin kullandığı bir ortak alan. Ortak alanların riski çok daha yüksek bildiğimiz üzere. Bu nedenle burada kullanılan su mümkünse içilebilir nitelikte olmalı. Kapalı havuzlar varsa eğer işletmeniz dahilinde ortamın nemli olması engellenmeli. Nemli ortam bildiğiniz gibi su aktivitesinin yüksek olduğu bir ortamda mikroorganizma gelişimi çok daha hızlı bir şekilde sağlanacaktır. İki yöntemde havuzlar temizlenmekte. Klorlama ve ozonlama. Klorlama çok eskiden bildiğimiz çok daha klasik bir yöntem. Ozonlama birazcık daha yeni bir teknik. Daha sağlıklı olduğunun, klor gibi bir kimyasal olmadığından dolayı vücuda enfeksiyon yaratıcı, zarar verici herhangi bir madde içermediğinden dolayı daha sağlıklı bir yöntem olduğuna dair araştırmalar var. Zaten O3 hani kullanımı tamamladıktan sonra oksijene dönüşerek gene herhangi bir sağlığa zararlı bir materyale dönüşmeden ömrünü tamamlayan bir ürün. Bu nedenle sizin işletmenize bağlı olarak, havuzunuzun büyüklüğüne bağlı olarak, mali durumlara bağlı olarak ikisinden birini tercih edebilirsiniz. İlgili profesyonellere danışmanız bu noktada önemli. Tabii ki havuzun bir yosun tutmamış olmasını, düzenli olarak bakımlarının yapılıyor olmasını ve belgeli bir şekilde tabii ki eğer analizler yapılıyorsa bunları belgelendirerek, kontrolleri belgelendirerek müşteri güvenilirliğini de artırmamız sağlıklı olacaktır. Gene bir araştırmada bulunmuş ki sporcular, havuzu kullanan sporcuların %89'unun çok yüksek bir oranda dışkı örneğinde Cryptosporidium veya Cryptohominis bulunduğu keşfedilmiş ve bunun da havuz suyuyla ilişkili oldu. Havuzda daha sonra bu mikroorganizmanın bulunmasıyla buradan kaynaklanmış oldu ve bütün sporculara bunun yayılmasıyla oldukça kötü bir durum ortaya çıkmış açıkçası. Bununla ilgili bir araştırmaya konu olmuştur. Peki havuzu temizliğinde günlük olarak neye dikkat edelim? Klor ölçümünü yapıyoruz. Isı ve pH ölçümlerini her gün yapmamız lazım. Çünkü havuz suyunda eğer klorlama tekniğiyle özellikle temizlik yapıyorsak, yanan gözler, yanan burun, kaşınan cilt yakınmaları gibi şikayetler varsa havuz suyunun dengesi bozulmuş demektir. Ne olabilir? pH yüksekliği veya düşüklüğü ortaya çıkmış olabilir. Toplam alkalinitede de bir bozukluk olmuş olabilir. Kalsiyumdan kaynaklanan bir yükseklik olabilir. Veya bağlı klor yüksekliği, gene klor kullanılan sistemlerde çok büyük bir risk. Bağlı klorun en üst noktaya çıktığı durumda bütün havuz suyunun değişimi söz konusu olacaktır ki bu çok büyük bir maliyet ve uzun bir zaman alacak bir süreç. Eğer bir de sezon içerisindeyseniz bununla ilgilenmek oldukça masraflı ve kötü bir imaj yaratabilir. Bu nedenle bu günlük kontrolleri düzenli olarak yapılması gerekiyor. Havuzu kirletenler kimler? Tabii ki en çok kullanan insanlar. Havada dışında insanlar tarafından kirlenme gerçekleşebilir. Bir insan duş almadan suya girdiği takdirde 8 tona yakın suyu kirletebildiği ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. Bu nedenle muhakkak havuzu kullanmadan önce duş almalarını tavsiye ediyoruz. Bone kullanmak, gene aynı şekilde saçtan kaynaklanan bir bulaşın engellenmesi için, havuzun kirlenmesini önlemek için bone kullanmak kesinlikle çok önemli bu hususta.
Anlatacağımız başlıklar dahilinde olan genel işletme dahilinde alınması gereken önlemler bunlar. Tabii ki şu anda COVID dahilinde konaklama işletmelerinin güvenilirliği ile ilgili hijyenik anlamda büyük bir sorun söz konusu. Sağlık Bakanlığımızın da bununla ilgili bazı açıklamaları oldu. Ancak henüz tam yazılı bir metin şeklinde, zorunluluk şeklinde daha doğrusu bir yazılı beyan olmadığı için sadece öneriler doğrultusunda bazı bildiriler yapılmıştır. Örneğin müşterilerin odayı çıkmasının ardından 1 saat gibi bir havalandırma süresinin sağlanması, temizlik yapan personelin muhakkak eldiven kullanması, bunun dışında sauna ve hamam kullanımı minimum düzeye indirilmesi. Bu ve bunun gibi açık büfe mesela olan restoranları varsa eğer işletmelerin bir servis personelinin yardımı dahilinde açık büfeden yemeklerini almaları ile ilgili bazı önerilerde bulunulmuştur. Ancak dediğim gibi bunlar yazılı bir şekilde ve zorunluluk şeklinde henüz beyan edilmediği için öneri dahilinde sizi bilgilendirmek istiyorum. Tabii ki bir yazılı olduğunda gene gerekirse ilgili eğitimlerle, bilgilendirmelerle size destek olabiliriz. Ayrıntılı sorularınız varsa bununla ilgili profesyonel ekibimiz ile size destek olmaktan memnuniyet duyarız. Ancak dediğim gibi şu anda belli önlemleri kendi içerimizde almamız halinde Sağlık Bakanlığı'nın bazı açıklamaları olmuştur. Bu konuda gene alabileceğimiz önlemlerden biri bir aksiyon planı oluşturmak olabilir. Örneğin genel müdürün başkanlığını ettiği farklı departmanlarda aslında her departmandan bir müdürün veya bir personelin de ek olacak şekilde genel toplantılar yapılması, bir salgın olması durumunda ya da salgın değil sadece COVID hastası olan bir kişinin otele gelmesi, bu bulguların rastlanması ve sonrasında sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine kadar ki süreç içerisinde ne gibi aksiyonlar alınması gerektiği, bunun olmasını önlemek için içeride herhangi bir salgın oluşmasını, COVID hastası gelirse diğer müşterilere bunu bulaştırmasını engellemek için ne gibi reaksiyonlar alınması, işletmeniz dahilinde düzenli toplantılarda sağlaması gereken ve planlı bir şekilde hazırlanması gereken bir aksiyon planıyla çok daha etkin bir şekilde yürütülebilir. Bu konuda ekonomik ve insani desteği sağlayacak bir plan yürütülmesi de tabii ki çok önemli. Birimlerin istekleri, tavsiyeleri, önerileri doğrultusunda ortak alınan kararlar dahilinde gerekirse bölümlerin işte dezenfeksiyonu bir dezenfeksiyon yapan firmayla işte görüşülmesi gibi yani işletmenizin kapsamı konaklama büyüklüğünüz ile ilgili bunlar değişkenlik gösterebilir. Dediğim gibi düzenli planlarla bir aksiyon planı oluşturarak düzenli toplantılarla bunu sağladığınız takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. En azından herkes neler yapması gerektiğini çok daha net bir şekilde biliyor olacak. Bu noktada bir panik olmadan düzenli şekilde atlatılmış olacağına inanıyoruz. Tabii ki bu aşamada dediğim gibi herhangi aklınıza takılan bir noktada destek olmaktan memnuniyet duyarız. Son olarak bahsetmek istediğim üzere bu çalışma eğitim genelinde size yöneticilere ve çalışanlara hangi prensipler dahilinde bir temizlik planı, sistemi oluşturulması gerektiği ile ilgili genel bilgilendirmelerde bulunduk. Müşteri memnuniyetini en üst noktaya sağlamak, müşteri memnun olup daha sonra yakındaki insanlara tavsiye etme noktasına gelmesi için sağlıklı, hijyenik ve etik koşulları nasıl oluşturmamız gerektiği ile ilgili bilgilendirme yaptık ve sistem kurulumunun bir sistemli bir işleyişin şart olduğunu belirtmiş olduk. Gene değinilen noktalar dahilinde hizmet vermeniz gerektiği özellikle belirtilmiştir ve profesyonel kanallardan da gerekli noktalarda destek almanızı önermekteyiz. Sunumumuz bu şekilde. Gelen sorular oldu sanırım. Sorularınız Çok teşekkür ediyoruz sunumu için. Ben teşekkür ederim. Kendisine ekranda yer alan mail adresinden de özel sorularınız varsa sonrasında mail atıp ulaşabilirsiniz. Bunların bazı sorularımız Tabii ki. oldu. Ben elimden geldiğince de cevaplamaya çalıştım. Burada herkesin de zamanını fazla almamak için çünkü 1 saati doldurduk neredeyse. Ancak bir Evet. soru var. O kısa, uzun olabilecekleri cevapladım. Geldi andan gelmiş. Covid ile ilgili temizlik, dezenfekte önerileri konusu var mı programımızda demişti.
Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda sizin paylaştıklarınızı söyledim. Ancak bir ekiniz varsa eklemek istediğiniz bir şey söyleyebilirsiniz. Evet, soruyu ben göremedim ama COVID bünyesinde alınabilecek dezenfeksiyon önerileri sanırım söylediğiniz Evet. soru. Dediğim gibi özellikle bir aksiyon planı oluşturmak ilk başta etkili olacaktır. Hangi alanlarda hangi dezenfeksiyon sağlayacağı ile ilgili odalar başta olmak üzere. Dediğim gibi sauna, hamam gibi kısımların birazcık daha minimum düzeyde çalışma kapasitesinin tutulması, ilgili profesyonel dezenfeksiyon yapan kanallardan destek alınması ile ilgili faaliyetler yürütülebilir. Müşteriyle personel arasındaki irtibatı olabildiğince azaltmak, belki ön büro personeliyle birebir iletişim halinde değil, daha online kanallardan yapabilecekleri, teması birazcık daha azaltabilecekleri prosedürler uygulanabilir. Ayrıca oda temizliğinde gene silkeleme yapılmaması, toz ve partikül dağılımının olabildiğince minimuma indirilmesi gene önem teşkil eden bir konu. Masalar arası mesafeyi söyledim mi şu anda hatırlayamıyorum ama 1 metre en azından olması gene Sağlık Bakanlığı'nın da açıklamalarından biri aslında. Dediğim gibi teması sosyal mesafe her an belirtildiği üzere çok önemli. Bu şekilde şu anda belirtebileceklerim. Ekstra soruları olursa tabii ki destek olmaktan memnun olurum. Çok teşekkürler. Bir ek yapmak istiyorum. COVID ile ilgili kimyasallar ve dezenfeksiyon malzemeleriyle de ilgili genelde sorular alıyoruz. Bu noktada COVID'e özgü yapılmış bir araştırma söz konusu değil aslında. COVID özelinde COVID'i öldürecek ya da uzaklaştıracak hangi kimyasal, hangi dezenfeksiyon yöntemi olabilir diye. Ancak koronavirüs ailesine ait yapılmış araştırmalardan yola çıkarak tavsiyelerde bulunulmuş ve bazı bildirimler yapılmış. Bunlar hakkında kişisel hijyen ve COVID ile ilgili de yaklaşık bir ay öncesinde webinarlarımızın başında da detaylı bir webinarımız olmuştu. YouTube kanalımıza ulaşabilirsiniz. Ancak çok kısa bir bilgi vermek adına COVID virüsün yapısı itibariyle sadece bir protein kılıf ve içerisinde bir genetik materyal bulunduruyor. Dolayısıyla kullanılan kimyasallar da bu protein ve yağdan oluşan hücre duvarını parçalayarak zedeleme üzerine. Bu nedenle genel olarak kullanılan, dezenfeksiyon için kullanılan tüm dezenfektanların faydalı olduğu söyleniyor. Ancak COVID özelinde yapılmış, analiz edilmiş, şu kadar işte %90 etkinlikte öldürüyor gibi herhangi bir net sonuç yok eğer. Bununla da ilgili bir şey sormak istediyseniz için genel bir soruydu. Onu da eklemiş olayım. Sunumumuzu ileteceğiz size. Webinarımızı sonlandırdıktan sonra gün içerisinde Pınar Hanım'dan size iletilmiş olacak. Aynı zamanda kayıt da YouTube kanalımızda olacak. Abone olup oradan izlerseniz çok seviniriz. Geri kalan sorularınızı da maillerinize ulaşarak Pınar Hanım tek tek cevaplandırıyor olacak. Şu anda webinarımızı sonlandırıyoruz. İlginiz ve katılımınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağlıkla kalın. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.